Bunların birinci önlemi maskedir. Öncelikle büyük partikülleri burun kılları tarafından tutulur. Daha sonra geriye doğru gittiğinde burnumuzda salgılanan mukus tarafından tutulur. Mukusiliyer aktivite dediğimiz orada olan milyarlarca süpürge ile temizlenir dışarıya doğru veya içeriye doğru. Bunlar atılır. Ancak bunun da bir hattı var, bir sınırı vardır. Çok aşırı kirliliklerde artık bizim de ona destek olmamız lazım. Eskiden bile filmlerde bile görmüşsünüz. Hep bu kirli havalarda kafalarına bir şal atarlardı, burnunun önüne bir mendil tutarlar. Ama artık o kadar ince partiküller var ki şal, mendil buna yetmiyor. Onun için başka önlemler almamız lazım. Bunların birinci önlemi maskedir. Maske büyük partiküllerin, hatta daha modern maskelerde çok daha küçük partikülleri bile tutabiliyor. Bunu sürekli kullanalım. Havamızı maskeden geçirerek, süzgeçten geçirerek temiz bir hava alalım. Bunu geçtikten sonra bu partiküller burnun içinde sinüslerimize ve bütün burnumuzun içinde farinksimize ve akciğerimizin trakeasına en küçük bronş yoluna kadar gidiyor. Bunun için mümkün olduğu kadar temiz hava solumamız gerekiyor. Eğer risk grubundaysanız özellikle akciğer hastalıkları açısından mümkün olduğu kadar kirli havalarda dışarılara çıkmayalım. Temiz hava soluyalım, evin içinde kalalım ama dışarıya çıkacaksak da muhakkak maske kullanalım. Burun içindeki her türlü aldığınız virüs üst solunum yolu enfeksiyonuna neden olabilir. Farenjite neden olabilir, bronşite neden olabilir. Bunun kronik bronşit ve akut bronşitten hepsi bunların yüzünden oluyor. Ama siz de sigara içmeyerek, çünkü sigara mukosiliyer aktiviteyi çok ciddi bir şekilde azaltır. Sigara içmeyerek, maske kullanarak kendinizi birçok hastalıktan koruyabilirsiniz. Konuyla ilgili ayrıntı bilgi almak için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.